Merhaba, ben Cem Kanat. Bugün sizlere Kaptan Usta ile beraber iç cephe duvar yüzeylerde Fenomastik Güzel Evim mineral ile nasıl mat ve ham bir doku elde edebileceğimizi anlatacağım. İç cephe duvar yüzeylerde mat ve ham bir görüntü elde etmek istiyorsanız bu tip yüzeylere Fenomastik Güzel Evim minerali uygulayın. Fenomastik Güzel Evim mineral uygulaması esnasında dikkat etmemiz gereken en önemli husus boyayacağımız duvar yüzeyin maskelemesini iyi bir şekilde yapmak. İlk olarak tavan duvar bölgelerinde keskin, pürüzsüz bir bitiş sağlamak istiyorsak bu bölgelere de fırça kestirmesi yerine mutlaka maskeleme bantı yapılması öneriyoruz. Bu ürünü hangi renk ile uyguluyorsak ilk olarak Fenomastik Güzel Evim zengin matı aynı renkte duvar yüzeye rulo ile bir veya iki kat uygulamak. Fenomastik Güzel Evim zengin mat uygulandıktan sonra tam olarak kuruması beklenmeli ve daha sonra Fenomastik Güzel Evim mineralin uygulamasına geçilmelidir. Fenomastik Güzel Evim minerale başlamadan önce ilk olarak Anza'nın dörtlük fırçasını kullanmak önemli. Bu fırça sentetik yapısı sayesinde pürüzsüz bir bitiş sağlamamıza olanak verecektir. Uygulamaya başlarken duvarın kenar köşesinden fırça uygulamalarını kapatma şeklinde çapraz olarak hareketler devam ettirilmeli ve bu hareketler duvarın bütün alanına yayılmalı. Hareket yapılması esnasında ara verilmesi durumunda desende farklılıklar oluşacaktır. Eğer büyük yüksek bir duvar boyayacaksak mutlaka duvarın üstüne ve altına birkaç kişi geçip aynı anda uygulamaya başlamalı. Uygulama bittikten sonra Fenomastik Güzel Evim mineralin tam kuruması beklenmeli ve uygulanmış olan duvar yüzey su alabilecek bir alandaysa veya insan trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede yapılmışsa duvarda oluşabilecek lekeleri engellemek için uygulama bittikten sonra yüzeye Fenomastik Güzel Evim şeffaf koruyucu uygulanmasını tavsiye etmekteyiz. Bu koruyucu kuruduktan sonra yüzeydeki oluşabilecek su lekelerini veya insan trafiğinden meydana gelebilecek el izlerini ortadan kaldırmaktadır.